Merhaba, ben Bay Anderson. Bu da biyolojideki temel bilgiler serisinin 10. videosu. Bugün, abiyojenezi yani yaşamın doğal süreçler sonucu nasıl ortaya çıktığını öğreneceğiz. Bu önemli ve büyük soruyu ilk incelenen insanlardan biri Aristoteles ya da kısa adıyla Aristo'dur. Aristo, diğer cansız elementlere hayat verebilen bir element olduğunu düşünüyordu. Aristo'nun yaklaşımını M.Ö. 20'de Romalı bir şairin de kullandığını görebiliriz şair arı üretmek için bir tarif veriyor bizlere. Tarife göre arı üretmek için kışın buzlar erimeye başladığında bir boğayı öldürüyorsunuz. İkinci adımda bir sığınak yapıyorsunuz. Sonra da boğayı sığınağın içine dal ve otların üzerine yerleştiriyorsunuz. Ve Yaz geldiğinde boğanın çürüyen bedeninin arı ürettiğini görüyorsunuz. Bu fikri o zamanlar spontane jenerasyon yani kendiliğinden oluşum denildi. İnsanlar tohumların zaman içinde bitki ve çiçeklere dönüştüklerini biliyorlardı. Ama bu durumun hayvanlarda nasıl işlediğini yani hayvanların cansız bir şeyden nasıl ortaya çıktıklarını anlayamıyorlardı. Anlayamadıkları için de cansız cisimlerin canlı organizmalar üretebileceği sonucuna e, ulaştılar. Konuyla ilgilenen bir bilim insanı neler olup bittiğini anlamakta gecikmedi tabi. Yani mesela eğer bir parça eti dışarıda bırakırsak etin üzerinde kurtlar ortaya çıkar öyle değil mi? Peki kurtların ortaya çıkışından et mi sorumludur? Bunu anlamak için bir bilim insanı iki parça et alıp parçalardan birini dikkatlice içeriye bir şey mesela bir sinek girmesini engelleyecek şekilde sardı. Sarılı et parçasında kurt oluşmayınca da kurtların aslında cansız cisimlerden değil de canlı şeylerden ürediği ortaya çıkmış oldu. Evet bu konu hakkında önemli deneylerden birini Pasteur yapmıştır. Bu beyefendiden bakteriler hakkında konuşurken daha çok bahsedeceğiz. Pasteur'un deneyinde kullandığı deney tüpü spontane jenerasyonun doğru olmadığını yani yaşamın bu şekilde yaratılamayacağını kanıtladı. Ama tüm bunlar bilimsel açıdan yaşamın gezegenimizde nasıl ortaya çıktığı sonusunu yanıtsız bırakıyordu. Bilim insanları yüzyıllardır bu sorunun peşinde koşuyorlar. 1900'lü yıllarda yaşamın cansız bir ortamda nasıl gelişebileceğine dair önemli araştırmalar yapılmıştır. Şimdi size bu araştırmalardan bahsedeceğim. Öncelikle bilim insanlarının çoğunun bu işin bu kadar hızlı olmayacağı ve bilimsel bir açıklama olması gerektiği konusunda en fikir olduklarını söylemek istiyorum. Cansız şeylerden canlı bir şey elde etmek bilimsel açıdan mümkün değil. Buradan buraya gelmek için çeşitli adımlar atmalıyız ve doğrusunu söylemek gerekirse bu adımların hepsi de son derece mantıklı. Kimya bilgilerimizi de işin içine kattığımızda yaşamın yapı taşları olan monomerler, örnek olarak amino asitleri verebilirim. Evet bu monomerler polimerleşerek başka bir de işte bir araya gelerek polimerleri yani proto hücrelerini oluştururlar. Proto hücreler bugün sahip olduğumuz hücrelere dönüşünce de yaşam ortaya çıkmış oldu. Bu süreç sonunda doğal seleksiyonda görevini yerine getirmeye başladı ve bugün sahip olduğumuz yaşam formlarını elde ettik. Bu noktada dünyanın ilk zamanlarının bugünkü dünyaya pek benzemediğini eklemek istiyorum. Mesela o zamanki atmosferde oksijen yoktu. Oksijen elektron almaya meyilli olduğu için o zamanki atmosferde yaşam formları da çok farklıydı. Bugün o zamanki atmosferi incelemek istersek bunu ancak bir laboratuvar ortamında yapabiliriz. Peki buradaki süreci nasıl ortaya atmış ve nasıl anlamış olabiliriz dersiniz? Bilimde soruları cevaplamak için hipotezler üretiriz. Hipotezler tahminlerdir ve test edilmeleri gerekir. Tahmin derken tabii ki de bilgiye dayalı tahminlerden bahsediyorum. Evet, bir hipotez ürettiğimizde nasıl bir sonuçla karşılaşacağımız konusunda bir fikrimiz vardır. Yaşamın nerede ortaya çıkmış olabileceği konusunda Darwin'in sıcak su birikintisi hipotezi bizi ilkel çorba fikrine götürüyor. Bazıları yaşamın kil gibi polimerleşmenin gerçekleşmesi için elverişli olan farklı yüzeylerde ortaya çıktığını savunmuştur. Bir de tabi sıralama konusunda değinmemiz lazım. Ortaya ilk çıkanlar acaba genler miydi yoksa metabolizmalar mı? Şimdi... Tüm bu söylediklerimi bir bir inceleyelim. Önce monomerlere bakalım ve kimya aracılığıyla yaşamın yapı taşlarını elde edip edemeyeceğimiz hakkında konuşalım. Bu konudaki en önemli deney miller yuri e, deneyidir. Ekranda Stanley Miller ve Harold Urey'i görebilirsiniz. Bu iki bilim insanı laboratuvar ortamında oksijenden kurtulup dünyanın ilk zamanlarındaki atmosferi taklit etmeye çalıştılar. Bunlar Miller ve Urey'nin o zamanki atmosferde var olduğunu düşündükleri gazlar. Buradaki vakum pompası ile ortamın havasını alabiliyoruz. Buraya enerji eklediğimizdeki enerjiyi deneyde elektrikle ürettiler ve bu sayede dünyanın ilk zamanlarındaki şimşekleri ve yıldırımları taklit etmiş oldular. Bu deneyin önemli olmasının sebebi buraya yerleştirilen sondalarda yaşamın yapı taşları olan amino asitleri bulmuş olmaları. Miller ve Yuri 25 tane amino asit bulmuşlardı. Canlılarda 20 amino asit var ama bu deney ile monomerlerden kimyasal süreçler aracılığıyla polimer elde edilebileceğini kanıtlamış oldular. Miller-Urey deneyinde ortaya çıkan aminoasitlerin çok eski aminoasitler olduklarını da eklemek istiyorum arkadaşlar. Bu aminoasitler en son evrensel ataya yani tüm organizmaların ortak atasına aitti aslında. Evet, bugünkü canlıların birçoğuyla DNA'sını paylaşan organizmaların genleri Miller-Urey deneyinde ortaya çıkan aminoasitler tarafından kodlanmıştı. Gördüğünüz gibi yaşam abiyotik bir şekilde ortaya çıkmış olabilir. Evet, monomerlerden sonra polimerlere geliyoruz. Başka bir deyişte yaşamın yapı taşı olan amino canlı değil, esasında yaşam proteinlerden meydana gelmiştir. Peki basit monomerlerden polimerlere geçiş nasıl gerçekleşmiş olabilir? Bunun nerede gerçekleşmiş olabileceği de önemli noktalardan biri diğeri. bir diğeri. Birçok bilim insanı bu olayın ilkel bir çorba içinde, bazıları da ısı kaynaklarına yakın yerlerde gerçekleştiğini düşünüyorlar. Tabii tüm bu ortamların ortaya çıkabilecek herhangi bir yaşam formunu ortaya e, ortadan kaldırılabilecek olan radyasyondan korunaklı olması gerekiyor. Bundan sonraki aşamada öncelikle hangi yaşam formunun ortaya çıktığını bulmamız gerekiyor. Çoğu bilim insanı öncelikle RNA'yı oluşturan nükleotidlerin ortaya çıktığını ve RNA tüm organizmaların paylaştığı bir şey olduğu için de bu kalıtsal malzemenin nesilden nesile aktarıldığını düşünüyor. Diğer taraftan başka bilim insanları da metabolizmayı yakından inceleyerek krep döngüsü gibi süreçlerin de tüm organizmalar tarafından paylaşılması yüzünden en eski evrensel ataya kadar uzandığını düşünüyorlar. Bunlardan hangisinin doğru olduğunu söylemek tabii ki oldukça zor. İki hipotezi ayrı ayrı inceleyen bilim insanları yaşamın muhtemelen iki sürecin kombinasyonu sonucu ortaya çıktığını düşünüyorlar. Yaşamın kökeninin anlaşılmasının önündeki en büyük engel bu ilk yaşam formlarının arkalarında çok iyi fosiller bırakmamış olmasıdır. Bu arada proto hücrelerden ilk hücrelere geçtiğimizde doğal seleksiyonun görevi devraldığını da biliyoruz. Charles Darwin'in evrim mekanizması görevine başladığında ise her şey çok daha hızlı gelişmeye başladı. Fosil kanıtlarına göre dünyadaki ilk yaşam formları storomatolitlerdir. Buradaki kaya Glacier Milli Parkı'ndan. Bakterilerin üst üste birikmesinden oluşan storomatolitler çok ama çok eski zamanlara ait. Burada ise bugün Avustralya'da oluşmakta olan staromatolitleri görüyoruz. Bakteriler bir katman olarak birikiyor. Bunun üzerine tortular geliyor. Sonra yine bakteri, tortu derken ekranda gördüğünüze benzer oluşumlar ortaya çıkıyor. 3,5-3,8 milyar yıl önce yaşam dünyada ortaya çıktıktan sonra doğal seleksiyon devreye giriyor ve bugünlere geliyoruz. Bilim insanlarının bu hipotezleri test etmek için kullandıkları kanıtlardan bir sonraki videoda bahsedeceğim. Görüşmek üzere.